Öncelikle annemin çok kötü olduğunu söyleyeceğim. Çünkü annem hiçbir şekilde katlanamıyor. Çünkü hala inanmıyor zaten Yılmaz'ın öldüğüne. Beni en çok canımı yakan ne oldu? En son mahkeme 4. mahkemeydi. Orada ben ilk bu olay olduğunda oranın müdür hani bana kardeşinin iç çamaşırıyla kendini öldürdüğünü söyledi. Sonra başsavcıya gittiğim zaman ayakkabı bağcığı dedi. Sonra haberlerde eşofman ipi denildi. Benim tek istediğim, ben hiçbir zaman kimseye suçladım ya da bu oldu ağzımdan çıkmadı. Diyorum ki o gün benim kardeşime ne oldu? Neden kardeşim 2 gün boyunca işkence gördü? O kamera kayıtlarının hepsi tam değil. Asla değil, kabul etmiyorum. 12 Ocak'ta benim kardeşim neden darp edildi? Kendini 15 kişinin içinde sakin bir şekilde anlatırken neden o kadar gardiyan üstüne saldırdı? Neden bu dosya bu kadar kabarıkken bu çocuğun? Ben onlardan bir şey istemiyorum. Beni tatmin etsinler. O gün orada ne oldu benim kardeşime? Oranın müdürü neden iç çamaşır dedi ve benim kardeşimin kıyafetleri nerede? Kıyafetler yok. İç çamaşırı denildi, ip denildi. Nerede bu? Ve böyle bir şey vardı. 5-6 tane gardiyan kardeşim kafasında duruyor. Diyor ki kafa, saçısının arkasında götürüyor. İşaretlemişler el izini. Şöyle yapmış, şuraya koymuş. İmkansız bir şey. Asla olamaz. O zaman bu suç. İlk mahkemeye çıktığımız zaman bir tane gardiyan geliyor diyor ki ben kendim Yılmaz Ekinci'yi diyor götürdüm. Yerine koydum, aramasını yaptım. Asla diyor üstünde hiçbir şey yoktu. Bunu söyleyen gardiyan ama hiçbir şekilde ip ortada yok. Bu çocuk nasıl oldu? Ve asılan bir insan asla bu şekil gitmez. Ağzından burnundan neden o kadar kan geldi? Kardeşimin o günle morga götürüldüğü kıyafetler nerede? Çok delil var aslında. Hakim be bana delil getir dedi ama dosya kabarık. Bir sürü insan şikayette bulunmuş. Neden bunlar dinlenilmedi? Neden benim şahitlerim dinlenmedi? Neden Murat Bürgül ya her şeyi birebir gören kişi? O dinlensin sadece. Sus cümlesini gardiyan ya bütün şey Yılmaz bağırmış vurmayın yeter demesine rağmen. Mahkeme sürecinde gerek ilk duruşmadan itibaren gerekse son duruşma da dahil tanıklar bildirdiğimiz tanıkların dinlenmesini, söz konusu intihar olayının olmadığını, ipin delil olarak saklanması gerektiği ve getirtilmesini talep ettik. Ancak hiçbir şekilde delil olarak saklanması gereken ip getirtilmemiştir. Tanıklarımızın dinlenmesi reddedilmiştir. Ayrıca intihar ettiği yönünde adli raporda gerek otopsi raporunda boyundaki izin intihar sonucu olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılması talebimiz de mahkemece reddedilmiştir. Konusu olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı düşüncesindeyim. Çünkü görevi suistimalden veya görevi kötüye kullanmaktan dolayı ceza verilmesini gerektirir deliller var. Mütevffanın elinde ayakkabı bağcığını sakladığı söyleniyor. Ancak söz konusu müşahede odasına konulduğu esnada mutlaka ve mutlaka konulmadan önce üzerinden çıkan eşyalar mütevffanın elinden alınır ve gardiyan tarafından kontrol edilerek bir kutu içine konulur. Mütevffanın bunu kutu içinden alıp tekrar saklaması mümkün değildir. Ayrıca gardiyanların vermiş olduğu, mahkemede vermiş olduğu ifadede de üst aramasının kendilerinin yaptığını ve ipe rastlamadıklarını söylemektedirler. Şeyde müşahedede intihar eyleminden sonra da mütevffanın ayakkabı bağcıklarının olmadığı, belindeki eşofmanın ipinin dahi alındığı yönünde beyanları var. Bu da gösteriyor ki söz konusu ip bir şekilde mütevffanın boynuna takılarak intihar süsü verildiği düşüncesi hakimdir. Bunu göstermektedir. Bu nedenle biz özellikle görevi kötüye kullanmak. Çünkü ip varsa ve alınmamışsa bu görevi kötüye kullanmaktır veya görevi suistimaldir. Bu yönlerinden en azından ceza verilmesi talebimiz olmuştur. Ancak mahkeme heyetince beraat kararı verilmiştir.